Murat'cığım, sana yeni takım siparişleri verdim. Böyle su yeşili, gök mavisi falan çok yakışır sana. Şirkete giyersin. CEO style. Evet, peki bugünün konu başlığı ne? Civan abim yine niye bizi buraya çağırdı? Kim bilir ne kızım. En son iyi beklentilerle buraya geldiğimde mallar, mülkler gitti. Handan anneciğim, benim 6. hissim çok kuvvetlidir biliyorsunuz. İyi haberler, iyi. Siz hiç merak etmeyin. Evet. Evet, herkes burada mı? Hilal yok. Duymazsa çok üzülürüm. Hilal Onur'la buluşmaya gitti. Şimdi sevgili ailem, sizlere söylemek istediğim bir şey var. Biliyorsunuz ki üstüme atılan korkunç iftiralar var ve sular bir türlü durulmak bilmiyor. Ben de daha evvelden planladığım gibi Londra'ya taşınmaya karar verdim. Birkaç gün içinde gidiyorum. Aa. Aa, Civan, ne bu acele oğlum? Ay gitsin gitsin Handan anneciğim, yani koskoca Koral ailesi arkasında sonuçta, yani ne olacak ki? Civan'cığım, çok doğru karar. Malum İngiltere'de işler seni bekler kardeşim. İşte bakın, her şey ortaya çıktı. Hashtag Civan'ı sevenler, hashtag Civan'ı sevmeyenler. Civan abi, sen gidince ben de orada yasıl okula gidecektim. Ne oldu o iş? Biraz durumlar düzelsin abicim, seneye gelirsin. Seneye mi? Bırak şimdi yatılı okulu sen. Şirket ne olacak asıl? Şirket, şirkete gelelim. Şirketin durumu belli. Ben bütün imza yetkisini Hilal'e verdim. Bundan sonra her şeyde Hilal sorumlu olacak şirketle ilgili. Ne? Sen ne diyorsun ya Civan? Sen kime sordun da verdin yetkiyi? Vallahi şahsıma sordum, onayladım. Sana mı soracaktım? Bekle, burada konuşacağız. Bekle. Allah. Selvi! Civan, kendi başına iş yapamazsın oğlum. Yeter artık, yeter. Anneciğim, ne diyorsun sen ya? Ya her şeye paranız var, benim yatılı okuluma mı paranız yok? Prensesler gidiyor senin o dediğin yatılı okula. Pound ne kadar, senin haberin var mı? Bu Selvi benim petunyalarıma mı kusuyor? Bilmiyorum anne, difenbahiye kusuyor galiba. Ne bileyim neye kusuyor? Merhabalar. Aa, Ece. Ne haber güzel kız? Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Böyle habersiz çat kapı geldim ama benim birkaç parça eşyam vardı. Sen de iki gün kaldın burada. İki aydır toplanamadın gitti. Anneciğim, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Allah Allah. Ece, tekrar hoş geldin. Bu arada sen çık yukarı, istediğin gibi toparlan. Ben geleceğim. Sana söylemek istediğim birkaç bir şey var bu arada. Alıştım ya Handan Hanım teyzeye, alıştım. Ya o sevgisinden yapıyor. Ya. Civan. Yukarıda görüşürüz. Ne yeter var artık? Ne? Sen bu ailenin çivisini çıkardın kardeşim. Ne yeter oldu ya? Ne bu haller, hareketler Allah aşkına? Ne hali kardeşim? Bak bir defa büyük olan benim. Yeter artık. Benim hayatım tehlikede, bana bunlarla gelemezsiniz. Tamam mı? Abuk sabuk konuşmayın benim karşımda. Çivisi çıktı vallahi bu ailenin. Her şeyi de sattınız zaten. Ben de burada kalayım. İngiltere'de falan gitmeyeyim. Bırakın benim tüm her şeyimi, yatırın, satın. Oh, mis gibi. Anne Allah aşkına, bir şey söyler misin? Bir şey söyler misin? Yeter. Hadi Ece, hadi kızım, hadi ya. Melek, Melek, duyuyorsun değil mi? Sesim geliyor. Duyuyorum, telefonu aldın mı? Evet, evet aldım. Aferin sana. Ece, telefonun şifresi? Görmüşüm daha önce aklımda. Ne kadar çok kaydedilmemiş numara var. Tamam, sen kendi telefonunla onların fotoğraflarını çek, biz araştıracağız hepsini. Tamam, fotoğraflarını çekerim de önce bir mesajlara bakayım. Bir dakika, bir ses bulabilir. Ulan Ciciş Civan, seni adam sandım lan ben. Gel kurtar dedim. Sen ne yaptın? Kurtlar sofrasında bıraktın beni. Hazar çürüsün, benim namım yürüsün dedi. Hayatını karartmaya geliyorum Civan. Aldığın her nefes bu saatten sonra bana hakarettir. Sen bekle oğlum. Her an tetikte bekle. Bir gece ansızın gelebilirim. Geleceğim lan seni almaya. Melek. Ne yapıyorum ben? Melek. Melek, duydun değil mi? Hazar Civan'a mesaj atmış. Yani Civan kaçırmamış onu. Of, olaylar bayağı karışıyor. İyi de bu adamı kim kaçırdı o zaman ya? Ben şunu bir fotoğraflarını çekmeye başlayayım. Ece? Ne yapıyorsun öyle? Ya bir küpem vardı, onu kaybettim de onu arıyorum. Aslında o yüzden gelmişim zaten, çünkü manevi bir değeri vardı. Öyle mi? Ben de yardımcı olayım sana. Nasıl bir şeydi? Ay zahmet etme. Yok, ne olacak? Nasıl bir şeydi bu arada? Bak bu var ya, bunun gibi böyle küçük halka bir küpe. Onun altını mı? Hı hı. Tamam.
Ece. Hı. Benimle İngiltere'ye taşınır mısın? Ne? Ne? Yani hala şaşkınım biliyor musun? Gerçekten İngiltere'ye gideceğine inanamıyorum. Bak orada bir restoran açarsın. Ben senin melek yatırımcın olurum yani eğer istiyorsan tabii. Eğer istemiyorsan bir başkasını da bulabilirsin. Zaten sen çok yeteneklisin Ece. Senin bana ihtiyacın bile yok aslında. Sen çok başarılı bir aşçısın. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Yeter ki benimle İngiltere'ye gel. Civan ben bütün programı buraya göre yaptım. Bak Ece, İngiltere'ye giderken aklımda olan tek bir şey var. O da sensin. Artık iki yetişkin gibi konuşmanın vakti geldi ha. Tamam. Bak ben seni hep düşünüyorum biliyor musun? Hep bizi düşünüyorum. Geleceğimizi hayal ediyorum. Ve seni çok beğeniyorum. Her şeyinle. Ve bu öyle gelip geçici bir duygu falan da değil. Hayda, döküldü adam resmen ya. Bak İngiltere'ye benimle gelirsen... biliyorum biraz klişe geliyor kulağa ama... seni kraliçeler gibi yaşatırım Ece. Gerçekten. Ne istersen, nasıl istersen anında yaparım. Seni hiç üzmem. Seni kırmam. Seni gerçekten çok mutlu ederim. Gerçekten. Tabii eğer sen de istersen. Civan. Sen çok tatlı birisin. Ben ilk günden beri böyle düşünüyorum. Bana çok iyi davrandın, çok kibar davrandın. Teşekkür ederim. Ama... ben başka birine aşığım. Muslime. Ay gerçekten Muslime. Hayır Musti değil. Kim olduğunun ne önemi var? Çok üzüldüm be Ece. Çok üzüldüm yani. En azından aklın artık bende kalmayacak öyle düşün. Sen nasıl bir insansın ya? Böyle bir durumda bile moralimi düzeltmeye çalışıyorsun. Ben nasıl bulacağım senin gibi mükemmel bir insanı acaba? Sen hak ettiğin, seni çok seven, sen de tekrar aşık olacağın birini bulacaksın. Mutlu mesut yaşayacaksınız, inan bana. Ne? Sağ ol, sağ ol Ece, sağ ol. En azından denedim. Öyleyse. Thank you.